Aslında bizim havaalanıyla beraber bahsettiğim diğer değişkenleri de dikkate alarak Ovid tüneliyle Doğu ve Güneydoğu'ya bağlanmamız, yapılacak olan ve artık kesinleşen lojistik limanımız bu yıl faaliyetine başlıyor. Bunların hepsini dikkate alarak devletle beraber diğer tüm sektörlerin ve bileşenlerin tedbirini alması lazım. Mesela biz Ayder'e duble yolumuzu yapıyoruz. Diğer yollarımızı geliştiriyoruz. Kayak merkezleri projelerimiz var. İşte özel sektörün ve sanayicilerimizin de her bir sektörün bileşenlerinin kendi açısından bir araya gelerek, biz onlarla da zaman zaman bir araya geliyoruz. Mesela turizmcilerin buna özgü otel inşaatları, hizmet sektöründe yapacakları ve bu alanda eksik olduklarını düşündükleri konularda kendilerini geliştirmesi lazım. Sanayimizin bu lojistik ve bu yeni anlattığım ticaret ve sanayi konseptine uygun olarak kendilerini güncellemeleri lazım. Artık yani Ankara'dan, İstanbul'dan, Adana'dan sevk edilecek bazı ürünlerin, Asya ve Kafkas ülkelerine sevk edilecek bazı ürünlerin buradan rahatlıkla sevk edilebileceğini düşünecek şekilde tedbirlerini almaları lazım. Bunun ışıklarını da görüyoruz. Örneğin organize sanayi bölgemizde bizim 23 parselimiz vardı. 21'i şu anda dolu. Bir parselimiz var. Diğeri zaten idari. Ona da talepler var. İnsanlar artık havalimanını söyleyerek, lojistik limanını söyleyerek yatırıma geliyorlar. Tabii çok daha hızlı hareket etmemiz lazım. Kendimizi bu işe adapte etmemiz lazım. Çünkü yapılacak havalimanının şunu bilmemiz lazım. Yıllık yolcu kapasitesi 3 milyon. 3 kilometre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pistimiz var ve şu anda dünyadaki en gelişmiş uçaklar, Boeing, Airbus ya da Antonov, en geniş gövdelilerin bile inebileceği bir havalimanı. Dolayısıyla buraya her türden turist gelecek. Hatta burada inen insanların helikopterlerle yaylalarımızda, tabii doğamızı koruyacak şekilde dizayn edeceğimiz yerlere taşınmalarını planlıyoruz. Ama tüm sektörlerin işte bu bilgiler hali hazırda duymayanlar için bugün de güncelleyerek bir kez daha verdiğimiz bu bilgiler doğrultusunda kendi tedbirlerini alması gerekiyor. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.